çantalarım bile çakmadır. Hiçbir zaman erkek hiçbir şey almam. Onu da söyleyeyim size. Benim bir tek doğru dürüst tek dışım bile yoktur. Hiç mi itiraf? Çantalarım çakmadır. Çünkü hiçbir şey sevmem ben. Öyle şeylere seni bakmam ben. Tayt var, tayt işte. Ay işte göremedik. Meşhur tayt. Göremedik. İşte şahane. Bu başka tayt. Evet. Yok, başka tayt giyim. Evet. Çok hoşsunuz. Ya Ajda'ya bakar çok mısınız? Güzelsiniz gerçekten. Ajda'ya bakmak maşallah size. Vallahi. 6 senede bir evlilik yaşadım Ali Bars'la. Evet. Aynen. Evet. Yani ben Ali bana dedi ki çalış Ajda'cığım sen Ajda Pekkan'sın. Niye çalışmıyorsun? Yok yok dedim ben çalışmayacağım. Yani evlilik nedir? Bunu etik olarak bilmem gerekiyor. Çünkü öyle evlendin de hani işte bilmem ne de yapamadım. Onu yapamadım. Ama şimdi olsa yapardım şimdiki aklım. O zaman öyle bir kendi kendime bir kapandım. Şu günlerde özellikle düşündünüz mü? Ya keşke bir evliliğim olsaydı 30-40 yıl sürseydi. 30-40 yıl hiçbir evlilik sürmez. Sürenler var. Sürenler. Şimdi o zamanmış. Hep işte kedilerle bilmem nelerle avunmaya çalıştım. Kaldı ki oldu benim çocuğum. 6 defa istemedim. Çünkü ben kendi hayatımı zor idame ettirebildim. İki ayağım üstünde zor durabildim. Senin sahnedeki o şöhretin, o Allah Allah halin, tamam mı? Hmm. Ondan sonra evdeki o pijamalı terlikli halin ne istemiyor erkek? Dengeleri şaşıyor. Sahnedeki gibi görmek istiyor. Ha ilginç. Ben de her dakika sahnede evde olamam. Ben herhalde kafayı yerim ondan sonra. O yüzden yani böyle her gün sahne yapayım daha çok tercih ediyorum. Ajda Pekkan. Hiç olmazsa hakaret görmektense. Aa, o kadar mı? Çok ilginç bir itiraf. Yani tabii ki o niye o şey oluyor sonra. Bu niye burada duruyor? Bilmem ne oldu.